Her izleyici için uygundur. Günaydın. Herkese iyi pazarlar. Harika bir programla bu sabah yine ben Selin Erel, Eczacı Mehmet Müderrisoğlu ve bugünün çok önemli bir konuğumuzla birlikte sabahı açıyoruz. Kim biliyor musunuz? Radyoloji uzmanı Doktor Zafer Akşit'le birlikte olacağız. Bugün çok özel ve güzel konu başlıklarımız var ve önlemlerimizi nasıl almaya dair de ipuçlarıyla donatılmış bir programa hazırsanız. Mehmet Bey günaydın. Günaydın. Sizlerle beraber olmak yeni bir programda hakikaten büyük keyif. Bugün Doktor Zafer Akşit'i tanıtırken bir eksik yaptı Selin. Benim liseden sınıf arkadaşım. En büyük özelliğimiz o. Evet, başlayalım Selin. Harikasınız bugün. Böyle bir sabaha başlıyoruz sınıf arkadaşı olmak demek. Ben tabii başka bir jenerasyon olarak eşlik ediyor olacağım. Günaydın Zafer Bey, hoş geldiniz aramıza. Hoş bulduk, sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi Zafer Bey'e söz hakkını vermeden önce kısacık Mehmet Bey'in aktarmak istediği harika bir formülden bahsetmek istiyorum. Nedir biliyor musunuz? Damarlar tıkanmasın diyerek güne başlamaya hazırsak, Mehmet Bey bize damarlar tıkanmasın diye nasıl bir öneride bulunabilirsiniz? Tabii doktorun yanında konuşmak zordur ama gene de ben izah etmek istiyorum. Sevgili dostlarım, 20 yaşına kadar damarda sertlik veya damarda bir birikimin olması çok özel, çok uç noktalarda bir ihtimal. Ancak 20 yaşına kadar kandaki nitrit oksit miktarının yüksek olması bu plakların yapışmasını engelliyor. 20 ile 40 yaş arasında bu nitrit oksit miktarı tedricen azalmaya başlıyor. Ve 40 yaşından sonra neredeyse vücut bunu artık üretmiyor. Bu nedenden dolayı da damar içerisine ufak ufak birikimler başlayınca bir noktaya geliyor ki artık damar ben stent veya bir bypass'a ihtiyacım var dedirtiyor. Şimdi bugünden bazı şeylerin tedbirini almak mümkün. Bunun için tamamen doğal kaynaklı besin desteklerinde şu özellikler var. Mesela arginin ve sitrulini bir arada kullandığınız zaman nitrit oksit miktarı yükseliyor. Ancak bu formülü geliştirmişler, içerisine magnezyumu da koymuşlar. Magnezyum oksit bildiğiniz gibi daha önceki programlarda anlatmıştım, bağırsak hareketlerine yardımcı oluyor. Sonra nar ekstresi koymuşlar. Nar ekstresi damarın sertleşmesini engelleyen, elastikiyetini veren madde. Ayrıca vitamin C ve çinkoyla da bağışıklığı güçlendirmişler. Fakat sadece bunda kalmamış, bütün B grubu vitamin ve bazı mineralleri koyaraktan bir poşet, şöyle şaseyi bir bardak suya döküp içtiğiniz zaman hem çok güzel aromalı bir içecek içiyorsunuz, hem de günlük almanız gereken vitamin, mineral ve ayrıca damar sağlığını koruyan bir madde içiyorsunuz. Bunun güzel bir yanı, aşağı yukarı 4-5 kapsülü ayrı ayrı içeceğinize bir böyle güzel aromalı bir içecek içerisinde hepsini almış olmanızdır. Kuvvetle tavsiye ederim. Ben başladım kullanmaya ve sizleri de bunu kullanmaya davet etmek isterim. Çok da güzel bir ürün. Evet, ben daha fazla bir şey anlatmayayım Selin. Bunu gelecek programlarda da biraz detaylandırırız. Bugün çünkü bizi izleyen kadınlarla ilgili meme kanseri konusunda Zafer'in sizlere vereceği çok, çok
Çok önemli bilgiler var. Altını çizerek söylüyorum. Ben uzatmayayım, Zafer sana vereyim. Ben de şu soruyu yönelteyim bir kadın olarak. Meme kanserine yakalanmamak için ne yapmamız lazım? Ne olur bize sıralayın, önlemlerimizi bilelim. Yolculuğu bize nereye, ne kadar götüreceğini bilelim. Teşekkür ederim. Şimdi burada esasında çok fazla anlatacak bir şey yok. Ben bir tek cümleyle her şeyi söyleyebilirim. Ama biraz anlatmak, insanlara farklı farklı seçenekleri de sunmak lazım. Gerçek olan şu, meme kanseri her kadının başına gelebilir. Efendim ben işte doğurdum, işte emzirdim, ailemde kimse yok. Böyle bir şey, yani sizin bir kalkanınız yok. Meme kanseri her kadının başına gelebilir. Hatta 20'li yaşlarda, 80'li yaşlarda dahi başımıza gelebilir. Onun için kadınların meme kanserinden kurtulabilmek için ne bir aşı var, ne şu gıdayı yerseniz bundan kurtulursunuz var, ne bir ilaç var. Dolayısıyla bir zamanlar bir ilaç çıkmıştı. Fakat bunun yan tesirleri görünce şimdi sadece gereken insanlara onkologlar onu yazarlar. Meme kanserinden, bunu böyle kötü bir tablo çizdikten sonra, meme kanserinden kurtulmanın bir tek yönü var. O da mamografi çektirerek olabilecek bir tümörü en erken bebek safhasında yakalayarak tamamen yok etmektir. Şimdi buradaki birkaç defa söyleyeceğim, yıllık mamografi çekimleri sizi hayatta tutacak en önemli konudur. Biraz da tarihçesini de söyleyeyim. Çünkü bu zannetmeyin ki ta ne zamandan beri biliniyordu da işte tedavisi de vardı. Yok öyle bir şey. Meme kanseri 5000 yıldır biliniyor. Mısır'ın hiyerografilerinde de var. Rubens'in tablosunda da var. Birçok yerlerde hep gösterilmiş. Fakat 20. yüzyılın son çeyreğine kadar esasında çok fazla bir şey yapılmıyordu. Çünkü görüntülenmemişti. Teknoloji 1970'lerde birdenbire patladı ve 1974'te gerçek mamografiler ortaya çıktı ve gerçek mamografiler memenin içini çok güzel gösterebilen cihazlar olarak ortaya çıktı. O zaman biz cerrahlara doğru şeyleri en küçük haliyle göstermeye başladık. Şimdi 20. yüzyılda dahi cerrahlar sadece kadının kendi bulduğu ve dolayısıyla muayene sırasında da ellerine gelen şeyleri çıkartıyorlardı. Ama 1974'ten sonra mamografinin çıkması ve 1976'da İsveç'te başlayan bir programda şöyle bir olay ortaya çıktı. Mamografiyle kadınları meme kanserine karşı taramaya başladılar. Ve 10 yıllık bir çalışma sonunda istatistikler korkunç bir şey güzel, yani korkunç güzel bir şey ortaya çıkardı. O da kadınlarda meme kanserine bağlı ölümleri %50 azaltabilmiştik. Bu ilk defa benim jenerasyonumda oldu. 1975'ten sonraki olaylardır bütün bunlar, size anlatacağım. Takip eden 10 yılda istatistikler gösterdi ki dünya tarihinde ilk defa mamografi ile, mamografi takipleriyle meme kanserleri çok küçük yakalanmaya başladı ve %50 azaldı ve tamamen bazıları tamamen eradike edilebildi. Mamografi görüntüleri önce filmlere basıldı ve 2000 yılında dijital mamografi çıktı. 2011 yılında dijital mamografileri ek tomosentez diye bir şey çıktı. Bunu söylüyorum çünkü siz de hayatınıza hakim olun. Bir yere gittiğiniz zaman çok eski cihazlarla çalışan yerlerden biraz sakının. Neden? Çünkü teknoloji bize çok şey veriyor. Filmlere basılıyordu dedik, sonra dijital çıktı. Filmden sonra dijitale geçtiğimizde gördük ki esasında %20 kadar daha fazla tümör bulmaya başladık. Ve ondan sonra tomosentez çıkınca bir %18 daha fazla görmeye başladık. Yani teknoloji bizim çok büyük yardımcımız ve teknolojiyi de siz de kendi hayatınızı bu kadar etkileyen bir konu hakkında siz de müdahil olun.
Günümüzde mamografi, meme ultrasonografisi ile beraber el ele araştırılarak 4 milimetrelik bile küçücük şeyleri bulmamıza imkan sağladı. Eskiden kocaman 3 santim çapındaki, 5 santim çapındaki tümörlerle neredeyse, uğraşırken... Neredeyse tenis topu. Tabii. Yani tümörlerle uğraşırken şimdi 4 milimetre, 5 milimetre, 7 milimetre tümörlerle konuşuyoruz. Ve bunları mesela bir örnek vereyim. 1.4 santim çapı aşmamış tek noktada bir tümör yakalarsak bundan kadının kurtulma şansı, tamamen kurtulma şansı %98'dir. Tıpta %100 diye bir şey yoktur. %98 bizim maksimumuzdur. %2 bir istatistiksel şeydir. Tabii her zaman. Her zaman vardır. Ama eğer erken tanı olmuşsa, yani tümör daha bebekken bulunmuşsa bu tamamen yok edilebilir. Niye? Çünkü zaman içinde eğer bırakırsanız o tümörün içinde farklı farklı hücre klonları olacaktır ve bu hücre klonları farklı farklı gelişimler, farklı farklı özellikler ortaya koyacaktır. Buna daha gelmeden, daha bebekken bulduğumuz zaman bu tamamen yok edilebilir. Meme kanserinin sebebi sizi kadın yapan östrojen hormonudur. Östrojen hormonu çok güzel bir şeydir. Bütün derinizi, bütün kadınlık özelliklerinizi o şey yapar. Ama aynı zamanda gerekli organlardaki hücre çoğalmasını da o yönetir. Burada bu, yani şöyle düşünün. Hücreler çoğalıyor. Sizin kadınların ay hali var. Onun için biz radyologlara geldiğiniz zaman biz hep sorarız. Deriz ki kaç yaşında başladı bu ay halleri? Kaç günde bir oluyor? Çünkü bir kadının hayatında ne kadar çok ay hali varsa esasında orada hücre bölünmeleri, çoğalmaları çok daha fazla olacaktır. Ve burada istatistiksel olarak bu hücre bölünmesinden dolayı DNA'lardaki bir kopyalama hatasıyla mutant bir hücre ortaya çıkması ihtimali vardır. Ondan bu... Böyle şeyler de normaldir. Kadınlardaki bazı bu tür değişiklikler normaldir. Ancak bu kadınlar ona göre takip edilmelidir. Şimdi, özür dilerim, anlatacaklarım bir sıra içinde anlatayım da yanlış olmasın diye. Tabii burada bu şeyi, yani çok yüz güldürücü şeyler anlatmadım biliyorum ama İyi haber de şu, tekrar tekrar bunu hep söyleyeceğim. Mamografiler yıllık takiplerle tümörleri çok küçükken yakalayabilir ve biraz evvel söylediğim gibi 1.4 santim çapın altında yakalanmış tek noktadaki bir tümörden tamamen kurtulma şansı %98'dir. Zafer, sözünü keseceğim. Tabii. Ama kaç yaşında başlamak lazım? Oraya geliyorum zaten. Şimdi şöyle... bir şunu söyleyeyim lütfen. Tabii lütfen. Bazen bazı arkadaşlar çıkarlar der ki işte yani bu mamografi 2 yılda bir yapılsa da olur, 3 yılda bu yanlıştır, tamamen yanlıştır. Bu defaatle ispat edilmiştir ama hiç olmazsa hepimizin gördüğü bir yeni gerçek vardır. Covid-19. Covid-19 başladığı zaman kadınlar birdenbire hastanelerden ve meme merkezlerinden uzak kaldılar ve dolayısıyla gelmediler. Ve Covid'den sonra biz... Devam eden, her sene tetkiklerine devam eden kadınlara kıyasla birdenbire gelmeyenlerde kocaman kocaman tümörler yakalamaya başladık. Ve farklı özellikleri olduğu için, farklı şeyler ortaya koyabildikleri için bazen metastatik tümörlerle karşılaştık. Şimdi biraz evvel sorduğun bu nasıl yapalım? Evet. Benim formülüm şu. Bir kadın 18-20 yaşında, genç kadın 18-20 yaşında kendi kendine meme muayenesi öğrenir. Açın şeye, internete kendi kendine meme muayenesi yazın. Envai çeşidi var orada. Hangi sizin kafanıza geliyorsa onu uygulamaya başlayabilirsiniz. Ancak uygulayacağınız şey şudur. Neyi algıladığınızı, ne elinize geliyor bunu bilmeniz lazım. Onun için 18-20 yaşında bir defa
bir meme ultrasonografisi yapılır. Burada oradaki kistler, fibroadenomlar vesaire, yani selim olan, benign olan şeyler bir bilinir ve ondan sonra kadın bu meme topografisini eliyle ezberlemeye çalışır. Ben şöyle bir formül her zaman hastalarıma söylerim. İki tane A4 kağıdı alın. Biraz yüksek. Evet. İki tane A4 kağıdı alın. Bir tanesine sağ, bir tanesine sol yazın. Kocaman bir tane analog saat çizin. Burada bütün saatleri yazın ve kendi kendinize meme muayenesi yapıyorsunuz. Saat 10'da elinize bir şey geldi. Diyeceksiniz ki ya elime bir şey geldi. Evet ama bakıldı, orada bir şey olmadığı size söylendi. Dolayısıyla diyeceksiniz ki evet, o zaman bu benim mememin dokusu. Çünkü bazen oradaki glandlar da bir tümsek meydana getirebilir. Ve bu benim memenin dokusu. Veyahut da bana söylenen fibroadenom, işte elimin altındaki olan o. Veyahut da şuradaki, işte şuradaki bana kist olduğu söylenmişti. Ne bileyim, orada 1,5 santim çapında kist vardı. O elime geliyor diye bilerek, ama bunu yazarak saat 10 şurada, burada yazacaksınız. Saat 10 elime şöyle bir şey geldi. Kendi sözcüklerinizle yazarsanız bunu hatırlarsınız. Ben size söylesem unutursunuz. Ama kendiniz bulduğunuz şeyi, kendi sözcüklerinizi de buraya yazarsanız bunu hatırlarsınız. Ve her defada dönüp bakmaya başlarsınız. Çünkü eğer bunu yazmazsanız unutursunuz. Her defasında memenizi ezberleyinceye kadar isterseniz her gün, her saat memenizi kontrol edin. Ama bir kere bunu, bu topografiyi ezberledikten sonra ayda bir defa, menopoz öncesi kadınlarda adetinin bittiği hafta, memenin en yumuşak olduğu zaman yapacaksınız. Menopozdan sonraki zamanlarda mesela ayın birinci günü ben bunu yapacağım diyeceksiniz ve her ayın birinci günü kendi kendinize meme muayenesi yapacaksınız. Bir şey sorabilir miyim? Bu meme muayenesini radyolojik olarak yaparken alınacak olan ışınlardan korkan çok insan var. Evet, oraya geleceğim. Sıklıkla yapmak lazım. Şimdi hemen zaten bunu anlattıktan sonra oraya geleceğim. Şimdi kendi kendine bu meme muayenesi yaptıktan sonra bu genç kadını 30 yaşına kadar idare eder. Yani bu kendi kendine meme muayenesiyle bu 30 yaşına kadar gidebilir. Şimdi Türkiye'de bir araştırma yapıldı seneler evvel ve görüldü ki Türk kadını batıdaki kadınlardan daha erken yaşlarda meme kanseriyle karşılaşıyor maalesef. Dolayısıyla ben kadınları 30 yaşında artık ultrasonografiye başlatıyorum. Hem kendi kendine meme muayenesi yapıyorlar, hem de yıllık ultrasonlara geliyorlar. Ultrasonda herhangi bir problem yok. Ama 40 yaşında mamografi başlıyor. Kadınların da acaba şey alır mıyım, radyasyon alır mıyım vesaire. Hayır, almazsınız. Çünkü yani efendim işte bu sakıncalıdır denek maalesef 40 sene önce de kalmak demektir. Bugünün makinalarında, biraz evvel teknolojiden bahsettim ya, bugünün teknolojik mükemmel makinalarında mamografide aldığınız doz miniskül, şu kadarcık bir dozdur. Eğer kıyaslamak istiyorsanız dokulara zarar verebilecek eksşua dozu mamografiyle mukayese edildiği zaman mamografinin 5000 katıdır. Dolayısıyla yani mamografide aldığınız doz hiçbir şeydir. Cevap geldi. Meme kanseri her yaşta olabilir dedik. Ha, biraz evvel de söylemiştim. Aile hikayesi çok önemlidir, meme yapısı çok önemlidir, yaşam tarzı çok önemlidir. Ama esasında rastlantısal olarak hiçbir ön sebep olmadan görülen meme kanseri istatistiksel olarak en sık görülendir. Yani evet, bunlar önemlidir, biz bunları bildiğimiz zaman sizi ona göre takip ederiz ama bunlar esasında bir kalkan değildir. Ben çocuk doğurdum, ben emzirdim, benim ailemde yok. Bunlar sizin kalkanınız değildir. Sizin kalkanınız yıllık mamografilerdir. Onu da gösterdikten sonra
Başka bir tane de bir şey soracaktın galiba. Yok, peki. Aldım cevabımı. Peki. 40 yaşında artık mamografiler başlar ve 40 yaşında başlayan mamografiler her yıl tetkik yapılır. Ve gerçekten zaman zaman gelmeyen kadınlarda maalesef yakalanan tümörlerde daha kötü sonuçları istatistiksel olarak çok net olarak gösterebiliyoruz. Bu grafikler tıp camiasında sık sık kullanılır. Çünkü kontrol her zaman bir kaçağı yakalıyor. Evet. Evet, gerçekten. Çünkü kimin ne olacağı maalesef belli değil. Bu neden bizde oluyor bilmiyoruz. Bu tamamen bir hücrenin bir zaman, yani bakıyorsunuz hücreler böyle yan yana dizilmiş normal hücreler. Bu birdenbire bir dakika ben değişeceğim diye veriyor. Neden öyle diyor daha bilmiyoruz. Bilsek zaten bunu tedavi edeceğiz. İnsanlar da öyle değil mi? Durup dururken değişiyor. Evet. Bilmediğimiz ne çok şey varken bildiğimiz bir şey var ki süremizin sonuna geliyoruz. Evet. Benim bildiğim, benim bugün söyleyebileceğim şey bu. Yoksa nefesimi tuttum. Bu meme kanseri konusu hepimizin zaten biliyorsunuz ki tedirgin bekleyiş içinde evet. takip ettiği bir konu başlığı oluyor. Neredeyse 20'li yaşlardan itibaren memelerimizin bize sağlayabileceği tehlikeyle yüzleşip o an itibariyle Doktor Zafer Akşit'in de söylediği gibi elimiz mememizde, aklımız mememizde bir şekilde aslında risklere karşı korunmaya çalışıyoruz. Öyle tatlı anlatıyorsunuz ki korktuğumuz rüya bile aslında bilgilendikçe keyifli hale geldi. Ama ne yazık ki süremizin sonuna gerçekte geldiğimiz orada. İçin ne yapalım Mehmet Bey? Bence derim ki Zafer Bey biz daha çok konuşturmak üzere daha nice programlara davet edelim derim. Ben Zafer'i tutuklar getiririm gerekirse. Öyle mi? Ahi harika, o zaman sınıftan, işimiz garanti. Sınıftan alışırız. Evet. Harika. Şimdi ben şöyle kısaca bir özet yaparak bugünü noktalamak isteyeceğim. İstersen son bir kelimesi varsa söyleyelim. Çünkü hemen... Çok mu kesmiş oldum? Yani hayır. Şey yapmıyor. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Yani esasında hemen kısaca bir meme tetkine gittiğiniz zaman birçok şeylerden korkmayın. Bakın hemen söyleyeyim. Tetkikten sonra radyoloğunuz size şöyle söyleyebilir. Gördüm, baktım, merak etmeyin bir şey yok. Seneye görüşelim. Tamam. Ama şöyle de diyebilir. Bir nokta var, yeni bir nokta var. Bunu tetkik etmem lazım ama ben baktım işte şunu yaptım, bunu yaptım, bilmem ne yaptım ama tam şey yapamadım. Yani ne olduğunu bilemedim. Dolayısıyla ben biyopsi yapacağım diyebilir. Korkmayın böyle şeylerden. Çünkü çoğu zaman yani eskiden mesela Amerika'da 10 tane biyopsinin sadece 2 tanesinden tümör bulunurdu. 8'inden tümör çıkmazdı. Niye? Çünkü o kadar birbirine benzeyen şeyler olabilir ki bunlar ve biyopsisiz bunu ortaya çıkaramayabiliriz. Ve bugün biyopside yapmak oldukça kolay. Çok kolay. İğne biyopsileri evet, artık evet. şeydir. İğne biyopsisi yani iğne biyopsisiyle yapmak lazımdır ve ben burada bırakayım çünkü gerisi evet. gelecek evet. yani. gerisi başka programda sözünü aldık Zafer Bey'in. Ben Mehmet Bey'den de söz aldım. Tutuklar getiririm en kötü ihtimalle dedi. Tekrar önümüzdeki hafta buluşmak ümidiyle sevgi ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın.